أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi bilhassa talebeler, umumen hepimiz bu manevi yolda bulunuyoruz. Allah-u Teala bizleri bu yoldan, bu kapıdan ayırmasın ve bu yolda terakki etmeye, yani ilerlemeye, yükselmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Şimdi her şeyin bir usulü vardır. Bir hususta hedefe ulaşmak noktasında, hedefe ulaşmak, vusul. Vusul, ulaşmak, vasıl olmak. Bu neye bağlıdır? Usule bağlıdır. Yani vusul, usulden geçer. Hatta bizim en büyük medreselerimizde okutulan en büyük kitabımız Molla Hussev tarafından yazılmış Usulü Fıkıh Mir'at'ta Molla Hussev buyurur ki: "Ve innemâ hulimul usûle litadî'ihimul usûle." Orada uzunca izahlar içinde bir cümle. Onlar vusulden mahrum oldular. Vusul, ulaşmak. Ulaşamadılar hedefe. İstenen noktaya gelemediler. Niçin? Usule uymadıkları için buyuruyor. Usulü zayi ettikleri için vusulden mahrum oldular. Onun için usul ve adab çok önemlidir çocuklar. Bu en başta Allah-u Teala'ya kulluk, kulluğun usul ve adabı. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetliğin adabı. Ki Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin başında ilk ayet-i kerime Estağfirullah يَا يُوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kısa söyleyelim. Yani Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün önüne siz de geçmeyin, hiçbir şeyinizi de geçirmeyin. Hiçbir yönünüz Allah ve Resulü'nün önüne geçmesin. Bu tabii kısa bir özet ifade. İzahı çok uzun gider bunun. İkinci ayette يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْكَ صَوْتِ النَّب۪ي. Ey müminler, sesinizi peygamberin sesinin üstüne kaldırmayın. Bu da böyle devam ediyor. Nur suresinin son sayfasında Estağfirullah لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْلِكُمْ بَعْلًا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırmanızı birbirinizi çağırmanız gibi yapmayın. Birbirinize nasıl sesleniyorsunuz, çağırıyorsunuz, hitap ediyorsunuz, Resulullah'a öyle yapmayın buyuruyor. Yani Allah-u Teala ve Resulüne karşı usul ve adab böyle. Adab, edep bizde daha çok terbiye diye bilinir ama bu benim şu anda anlattığım hususta edep yani doğru uygulama demektir. Davranış, en doğru davranış. Kur'an-ı Kerim'de bunun o kadar çok misali var ki bakın. Mesela şunu tamamlayalım.
Allah-u Teala'ya karşı kulluk adabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmetlik adabı. Biz şu anda bir tekkede kabul buyurulursa mürid olarak bulunuyoruz. Tekke mürşitsiz olmaz. Yani öyle bakmayın siz şu anda yok diyorlar. Mürşitsiz tekke olmaz. Yani müdürsüz şirket var mı? Muhtarsız mahalle var mı? Kaymakamsız ilçe var mı? Vali var başımızda. Vali var ama İstanbul valisi var. Ama Fatih kaymakamı da olacak. Kaymakam izne gitti. Eyüp kaymakamını buraya görevlendiriyorlar. Mutlaka olacak. Bu tekkede de böyledir. Hocasız medrese olur mu? Olmaz. Efendime söyleyeyim. Her şeyde bu böyledir. Çocuklar, bu işleri iyi öğrenin. Kavga etmek için değil. Hakkı iyi bilmek ve de hakkı savunmak için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü öğlen namazından az önce vefat ediyor. Kuşluk vakti vefat ediyor. Öğleden sonra sahabe-i kiram beklenen ne nedir? Neye koyulmalı? Cenaze işlerine. Hayır, cenaze işine girişmiyorlar. Resulullah'ın halifesini seçme işine girişiyorlar. Öğlenin hemen peşinde halifesini seçiyorlar Resulullah Efendimiz'in. Eğer başsız yaşansa, sahabe yaşardı yani. Hepsi Resulullah Efendimiz'den terbiye almış. Efendimiz'in elinde yetişmiş insanlar. Ama hikaye okumakla olmuyor. Gerçekler var. Bak, icma ümmetle Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'in ümmetin Resulullah Efendimiz'den sonra başı olması icma ümmetle sabittir ki inkar eden kafir olur. Edille-i Şer'iye 400, kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas, fuka. Hiç kimse yahu siz Resulullah'ı ne tez unuttunuz demedi. Efendim daha Resulullah var, bize ne gerek, başımıza ne gerek var demedi. Bütün sahabe-i kiram buna katıldılar ve ittifak oldu, icma oldu. Çünkü başsız olmaz. Olmaz çocuklar. Medrese hocasız olmaz. Bu bakımdan şimdi tekkede şeyh, başımızda şeyh, Allah'a hamdolsun bizim tekkemiz şeyhsiz kalmadı. Bakın, bu tarikatın imamı kimdir? Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz. Gidin Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin köyüne, hala orada, köyü orada, kabri şerifi orada. Tekkesi orada ama bir tane mürit yok tekkesinde. Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin. Neden? Şeyh yok. Şah-ı Nakşibend Hazretleri var. Yani vefat etmiş olan başka, bir de hayatta olması lazım. Olmayınca nasıl olur? Öyle olur işte. Bak, ziyaret ediliyor orası sadece. Gidiyorlar, ziyaret edip dönüyorlar. Ama tekke yok. İmam-ı Rabbani'nin tekkesine gidin. Hindistan'da gittik. Tekkesine gidin. Orada İmam-ı Azam, İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrahu'nun kabri orada. Tekkesi orada. Ama bir tane mürit yok. Niye? Şeyh yok. Yani hayatta yaşayan şeyh yok. Bak, gelin buraya. Efendime söyleyeyim. Efendi babamızın şeyhi kim? Ali Rıza Efendi. Değil mi? Nerede yatıyor? Bandırma'da. Camisi, tekkesi orada.
Ama bak bir tane mürit yok orada şey olarak yani tekke. Niye yok? Şeyh yok. Peki Ali Haydar Efendi babamızın tekkesi neresiydi? İsmet Efendi tekkesi değil mi? Büyük Şeyh Efendi'nin kabrinin olduğu o yer Efendi babamızın tekkesiydi. Peki şu anda tekke orası ama bundan 64 sene evvel, 64 sene evvel dediler ki Efendi babamız vefat edip arkasından o tekkedekiler Efendi babadan sonra yok dediler. Bu Efendi baba son dediler. Ya Efendi Hazretleri var. Efendi Hazretleri, o zaman Efendi demiyorlar. Hafız Mahmut diyorlar. Kimmiş ki o şeyh olacak? Oftan daha dün gelmiş. 33 yaşında. Kabul etmediler Efendi Hazretlerimizi. Hiçbiri kabul etmedi. Efendi Hazretlerini oraya sokmadılar. Bu sefer Efendi Hazretlerimiz burada imam. Burada inşaata devam edince orası söndü, burası tekke oldu. Çünkü şeyhsiz olmaz. Ben bunu olur diyenlere anlatmaya uğraşmıyorum. Onlara ben cevap vermiyorum. Tenezzül de etmiyoruz. Size söylüyorum. Bakın çocuklar, burada Risale-i Kutsiye, bilhassa Risale-i Kutsiye sizin hiç elinizden düşürmeyeceğiniz bir kitap olmalı. Çünkü bu yolun bütün usul ve adabı Risale-i Kutsiye'de anlatılmış. Mektubat daha geniş. Risale-i Kutsiye daha özet. Ve onun tercüme ve şerhinde bu yolda ne, nasıl olacak anlatılmış. Bakın mesela sayfa 80. Geçen ben böyle sürekli okuyorum, siz de okuyorsunuz, okumalıyız. Bitiriyorum, tekrar başından başlıyorum. Baktım bir şey dikkatimi çekti. Sayfa 80'de bu bab diyor burada, buradan okuyorum. Bu bab, Hulefai Halidi'nin seyir ve sülükleri ve terbiyeleri bir olup, bunu anlatıyor. Başka, her bir müride mürşidini bilmek, başka, ve mürşidi dar-ı bekaya rihlet buyurdukta, yani her bir müridin şeyhi ahirete irtihal ettiğinde diğer bir mürşide intisap etmek lazım olduğunu beyan eder. Başka bir mürşide bağlanması lazım. Bu usul böyle geldi bugüne kadar. Birileri hikaye okusun. Kimseye tenezzül edip tarafına bakıp cevap da vermeyiz. Ama siz bu işi bilin. Siz bu işi anlayın. Usul nasıldır? Bir şeyh efendi vefat eder. Eğer yerine halife bırakmamışsa, böyle de olmuştur. O zaman o tekkedeki müritler başka bir tekkeye gidip oradaki şeyhe bağlanması lazım. Peki şimdi bizim İsmail Ağa'dan gidip başka bir tekkenin şeyhine bağlanmamız kolay mıdır? O bak şeyh bırakmış bize işte. Yetiştirmiş Efendi Hazretlerimiz. Efendi Hazretlerimizden sonra Hasan Efendi Hazretlerimiz, Allah ondan razı olsun, bizi başka kapılara düşürmedi. Bak buradan ayrılmadık hamdolsun. 50 senedir burada namaz kılanlar şu anda ayrıldı buradan. Kendileri düşünsün. Kendileri düşünsün. Bak biz ayrılmadık. Niye? Gerek kalmadı ki. Nasıl olsa Efendi Hazretleri'nden sonra Hasan Efendi Hazretleri var. Ondan sonra Fikri Efendi Hazretlerimiz geldi. Allah uzun ömürle muammer eylesin. Yani başka kapılara gidip hiç tanımadığımız tekkelerde müritlik yapacaktık. Evet. Bak ne diyor burada? 80. sayfa işte. Sayfa 80 Risale-i Kutsiye. Mürşidin vefat ettiğinde başka bir mürşide, eğer o mürşidinin halifesi varsa ona tabi olacaksın. Ama bazı mürşitler halife bırakmamıştır.
Mesela mezheplerde bile bu böyle olmuştur. İmam-ı Azam Efendimizin mezhebi olduğu gibi efendim Hasan-ı Basri Hazretlerimizin de mezhebi olmuştu. Efendime söyleyeyim, başka başka bir sürü hak mezhepler çıkmıştır. Ama İmam-ı Azam Efendimizin, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel'in mezhebini yaşatan insanlar devam ettiler. İmam-ı Azam Hicri 150'de vefat etti. Yerinde Hazreti İmam Ebu Yusuf var. İmam Muhammed var. İmam Züfer var. İmam Züfer İmam-ı Azam'dan 6-7 sene sonra vefat etti. Ama Ebu Yusuf ve İmam Muhammed var. Onlar 180. senede, biri 182'de, biri 189'da vefat edince diğerleri bugüne kadar bak geldi bu mezhep. Ama yerinde o mezhebi yaşatacak kişi olmayanların mezhepleri unutuldu. Bak yok. Kitaplarda var onların mezhepleri. Mezheple tarikat İslam'da çok önemli müessesedir. Mezhebin başında müştehid olur, tarikatın başında mürşid olur. Olmazsa kalmaz. Bak size misal veriyorum yavrum. Misal veriyorum size. Bak İsmet Efendi tekkesi orada. Bir tane mürit yok. Ali Rıza Efendi'nin tekkesi nerede? Bandırma'da. Bir tane mürit yok. Neden? Şeyh olacak. Şeyhin olduğu yerde olacak. Şimdi yahu başka kapılara gidecektik buraları bırakıp da. Allah Efendi Hazretlerimizden razı olsun. Bize Hasan Efendi Hazretlerimizi yetiştirip bıraktı. Ne güzel bak. Hiç yerimizden oynamadan burada tekrar aynı devam ediyoruz. O vefat etti. Fikri Efendi Hazretlerimizi bıraktı. Bu büyük bir nimet ya. Büyük bir nimet. Şu halıları öpmemiz lazım bizim. Abi bu halıları yalamamız lazım ki Allah'a hamdolsun. Biz şeyh için başka yere gitmemiz gerekiyordu. Ama Allah bizi göndermedi diye yapsak yani kapısını, halısını yalasak yeridir yani. Peki, şimdi bu şeyhin de adabı vardır. Yani mürit şeyhine nasıl davranmalı? Bu adab hususunda vakit tamamdır. Bir iki şey daha söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'den. Bakın çocuklar. Mesela üç şey yani söyleyip bitireyim. Birisi Şuayb Aleyhisselam'ın kızından bahsediyor Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Babasının emriyle Musa Aleyhisselam'ı çağırmak için. O kızcağız Musa Aleyhisselam'ın yanına giderken Allah Teala onun gidişini anlatıyor. Ne kadar önemli. Cenab-ı Hak önemsiz ayrıntıyı söylemez. Allah Teala boş konuşur mu çocuklar? Ha? Konuşmaz. Buyuruyor ki temşi alestihya. Çok uzatmıyorum. Temşi alestihya. O kız Musa Aleyhisselam'a doğru giderken istihya, temşi alel haya buyurmuyor. Haya üzere, hayalı gidiyor demiyor. O kelimeler hangi baptan geliyorsa o bab o kelimeye o babın manasını katar. Boşuna değil yani. 35 bab var binada. Şimdi burada alel haya buyurmuyor da istihya, istifal babından bir kelime. İstefalenin sininin manaları vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Talep. Alestihya yani haya üzere yürüyor demiyor Cenab-ı Hak. Ya haya arayarak, haya isteye isteye gidiyor. Hayasız mı? Haya yok mu kendisinde? Var da olanı da yeterli saymıyor. Daha çok nasıl hayalı olabilirim? Daha çok nasıl hayalı olabilirim? Bu dertle gidiyor. İstihya, mevcut hayayı yetersiz görmek. Ben üç dedim ama şunu da ilave edeyim. Bukhari'de şeyde var bu, Siracul Muttakî'nin baş taraflarında. Adamın bir tanesi çok utangaç, sıkılgan böyle, hayalı.
Öbürü ona diyor ki ya bu kadar sıkılgan olma, biraz serbest ol. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulundu. Ona buyurdu ki, yani diyene, dahu fe innel haya minel iman. Bırak onu. Çok hayalıymış. Daha çok hayalı olsun. Haya imandandır. İmanın çoğunun zararı mı vardır? Yani çok utanma. Çok utanalım çocuklar. Çok utanalım. Hiçbir şeyin fazlası doğru değildir ama dindarlığın fazlası doğrudur. Hiçbir şeyde aşırı gitmeyelim ama dindarlıkta aşırı olalım. Sınırı olmasın Allah'a, Resulullah'a, Ehlullah'a işimiz. Şimdi bir ikinci söyleyeceğim şey, bak Musa aleyhisselam ledün ilmi almak için Hızır aleyhisselamın yanına gitti mi? Gitti. Peki orada ne var? Musa aleyhisselam talebe, Hızır aleyhisselam hoca. Musa aleyhisselam mürit, Hızır aleyhisselam şeyh gibi. İlk karşılaştıkları zaman Musa aleyhisselamın ona hitabı nasıl olmuş? Kâle lehu Musa, Musa aleyhisselam ne dedi ona? Hel ettebi'uk, sana uyabilir miyim? Senden öğrenebilir miyim demiyor. Sana uyabilir miyim? Sana uyayım da demiyor. Allah beni gönderdi. Böyle demiyor. Edebe bakın. Size uyabilir miyim? Tabi olabilir miyim diye başlıyor. Burayı daha uzatmıyorum. Bir de hani Kur'an-ı Kerim'de üç yeri hatırlıyorum da yanlış eksik söylemeyeyim. Firavun'un sihirbazlarından Cenab-ı Hak bahsediyor değil mi? Sehere, sihirbazlar. Onların akıbeti ne oldu? Feulkiye seheratü succeden. Sihirbazlar hep secdeye kapandılar. İman ettiler. Yani adamlar 5 dakikada, 10 dakikada cennetlik oldular. Ya ama nasıl oldu? Tefsirlere bakın göreceksiniz. Mesela Firavun'a Cenab-ı Hak hidayet nasip etmedi. Halbuki Musa aleyhisselam Firavun'a ne kadar yumuşak konuştu. Yumuşamadı ama Firavun'un sihirbazları yumuşadı. Neden? Ruhul Beyan'da okudum. Diyor ki, çünkü onlar Musa aleyhisselama karşı çok edepli konuştular. Nasıl? Bir tanesinin Taha suresini söyleyeyim. Kalu ya Musa. Dediler ki ya Musa, imma en tulkiye ve imma en nekune evvele men elka. Arzu edersen sen at önce ipini, yani elindeki bastonu meydana at. Eğer istersen biz atalım. Musa aleyhisselama karşı bu edeplerinden diyor Allah Teala onlara hidayet nasip etti. Edepsiz insan mahrumdur. Onun için ben cumartesi günleri sıramdır ama burada hocalar diğer şeyler onlara şey tanıdık. Şimdi bundan sonra herhalde cumartesi günleri okuruz. Birkaç hafta bunun üstüne durmak istiyorum. Şimdi biz geçenlerde şeyhimizi, üstadımızı, mürşidimizi benim aile fertlerimle ziyarete gitmiştik. Aile fertlerinden olan işte hanımlardan, kızlarımdan bir tanesi dedi ki, aa dedi, bana diyor, baba diyor, konuşan şeyh diyor. Çünkü çocuk Efendi Hazretlerimizi konuşurken görmedi. Yani biz gördük Efendi Hazretlerimizi. Hamdolsun kürsülerde, mihrapta, şeyde, şurada. Ama sizler görmediniz, yani efendiyi görenler bile hep böyle otururken gördünüz onu. Efendi öyle değildi. Hasan Efendi Hazretleri de öyle geçti. Şimdi şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimiz yani öyle diyor. Aa diyor, konuşan şeyh diyor. Dolayısıyla şeyhimizle beraberiz. Allah ayırmasın. Ama usul ve adabı iyi öğreneceğiz. Bu hususta hem mektubat, Risale-i Kutsiye
daha da geniş olarak Risale-i Halidiye'de malumatlar. Ben özetleyeceğim. Şimdi buradan bir 191. sayfada yer alan bir mektup. Bunun son cümlesini okuyorum, vakiti geçirdim. Diyor ki burada mektup kaç? 218. mektup. Evet, Molla Davud'a gönderilmiş. Feyenbeği gerekiz riayetu adabi vesaili hadihi devle. Bu devlet kadar büyük, manevi devlet hükmündeki bu nimet. Nedir bu nimet? Ya işte Allah'a şükür, bak bir tekkedeyiz. Tekkede biz sayarlarsa bizi müridiz, başımızda mürşidimiz var. Aynı zamanda medresedesiniz, talebesiniz, başınızda hoca var. Değil mi? Ne büyük nimet bu. Tekkede mürşidin himayesi altında olmak ne büyük bir nimettir. Yoksa tekke tarihi bir mekan haline geliyor yani. Ha, git ziyaret et, çık. Burada zamanında falan şeyh vardı, o kadar. Eski tekke haline geliyor. Ama bizim tekkemiz, Efendimiz Hazretlerimiz her tavafta dua ederdi. Neye? Cenab-ı Hak bu kapıyı kıyamete kadar devam ettirsin diye. Nasıl devam edecek bu? O hikaye okumakla olmuyor. Hayatta bir şeyh olacak. Nitekim o şimdi başka şeyleri söyleyenlerden bir tanesi, Efendimiz Hazretlerimizi karşılarken, Efendimiz Hazretlerimiz Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin diyor. Efendimiz Hazretlerimiz buyurdu ki öyle deme. Ya Rab bizi şeyhsiz bırakma de. Çünkü her insan fanidir. Yani bir eceli vardır, bir sınırı vardır hayatının. Seni başımızdan eksik etmesin. Bu kanunlara aykırı. İlla eksik olacak Efendimiz Hazretlerimiz. Vefat edecek çünkü. Yani Efendimiz Hazretlerimiz başımızdan yani illaki ayrılacak demek istiyorum. Şimdi sözlerim çarpıtılıyor. Ama önemli olan benim ne dediğimdir. Şimdi onun için bak ne buyurdu? Öyle deme. Öyle deme demezdi. Öyle deme. Ya Rab bizi şeyhsiz bırakma de. Evet. O gün Efendimiz Hazretlerimiz, ondan sonra Efendimiz Hazretlerimizin bize yetiştirip, yani silsile bugüne kadar hepsi bir şeyh yetiştirdi. Efendimiz Hazretlerimizin müritlerinden bir şeyh çıkmadı demek, efendiye hakaret değil midir? Peki, burada bu nimetin vesilesi şeyhindir. Vefat etmiş olanına da adabına riayet edeceğiz, hayatta olanına da. El uzma kema huve hakkuha gereği şekilde fil huduri hem huzurunda vel gaybeti ve ondan ayrı olduğun zamanda da. Mesela ben bir şey söyleyeyim. 44 sene evvel yaşadığım bir şey. Efendimiz Hazretlerimiz Karadeniz'e gelmişti. Orada hocamız Resul Efendi, onun evindeyiz yatsıdan sonra. Balkona çıktılar yani. Balkonda oturuyor biraz. Efendimiz Hazretleri buyurdu ki İstanbul ne taraftadır? Allah Allah. Efendimiz Hazretleri İstanbul'u niye soruyor? İstanbul ne taraftadır buyurdu. Dediler efendim şu tarafta. Dedi ya efendi babam oradadır. Arkam oraya dönmeyeyim. Duyuyor musunuz? Ben bunu kulağımla duydum. Efendi babam oradadır, oraya arkamı dönmeyeyim. İşte vefatından sonra da, mesela efendi babamız, Efendimiz Hazretlerimize oğlum, yanıma sarıksız gelmeyeceksin demişti. Aşağıda odada, şimdi üstadımız Efendimizin oturduğu odada, Efendimiz Hazretlerinin odası, orada Efendimiz Hazretleri buyurdu ki, bana şeyhim böyle dedi, ben derdim ki, ya ne büyük şeyhim var benim. Bak bana oğlum sarıksız yanıma gelme diyor. Bana sarık sar diyor şeyhim. Ne büyük şeyhim var. Ben de acizane o zaman demiş Efendimiz Hazretleri hamdolsun bizim de öyle büyük şeyhimiz var. Efendimiz Hazretlerimiz yani. Şimdi bakın bir keresinde efendi babanın mezarına gidiyor ama o zaman sarık başta değil. Sıkı zamanlar
Sarık yani sarılıp çözülüyor. Sarık unutulmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ın sarığı unutuldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaki ihvana dedi ki, efendi babamın bana emri var, yanıma sarıksız gelme. Sen bana sarığını ver de ben efendi babanın yanına sarıksız gitmemiş olayım. Ya o buradayken öyle değil işte, vefatından sonra da aynı. Sağlığında da aynı. Onun için biz hem hayatta olan şeyhimize hem de bugün bu şeyhimize bu emaneti bugüne kadar getiren meşayihimize son derece adaplı davranacağız. Ve onun rızasını ve en yecale rıza haula lekabil vesile ila tahsili rıza'il hakku subhanehu, bu büyüklerin rızasını Mevla'nın rızasını kazanmaya vesile etmeli. Ve hâdâ huve tarîkun necâ vel felâh. İşte kurtuluş ve başarı yolu ancak budur. Vesselam. Bunu göstermiş oldum. Risale-i Kutsiye'den de bu hususta beyitler var. Bugün ben bir tanesini size okuyorum. Efendim, o diğerlerini şey yapacağız. Yani bu beyit biraz özetliyor. Diğer beyitler daha şey yapıyor. Bakın sayfa 39'da bayağı bu adab hususunda beyit var. Oradan ben şunu okuyayım. Buyuruyor ki Büyük Şeyh Efendi, feda it, feda et varını hem canı teslim. İnsan şeyhine varını feda etmeli, canını teslim etmeli. Nasıl doktora ameliyata teslim oluyorsan onun gibi. Dilersen içmeyi ger abi teslim. Eğer tarikat feyzini almak istersen, kamu evtattan e'la eyle tazım. Şeyhine bütün evtat dilek demektir. Meşayih alemin dilekleridir. Bütün meşayihe yaptığın hürmetten daha alasını şeyhine yap. Hayatta olan şeyhine e'la, en üst seviyede ona tazim eyle. Ebu ruhtur, anındır hakkı tekrim. Çünkü o ruhun babasıdır. Diğerleri senin amcan gibidir. İnsan amcasına saygısızlık yapamaz. Ama saygının büyüğünü babasına göstermeli. Evet. Bu tazim müzakel hakka gidelim. Cemal-i Bağ Kemal'i seyredelim. Efendim ellerinizden ayaklarınızdan öperim. Biraz haddimi aştım. Bağışlayın beni. Bir de hafta inşallah daha uslu davranalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.